TRT Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, günün getirdiği gelişmelerle 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, gündeme ilişkin detayları paylaşacağız. İlk haberimiz Başbakan Ünal Üstel'in açıklamalarına ilişkin. Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında imzalanan Uluslararası Enerji Protokolü ve Kıbdek ile Aksa arasında imzalanan sözleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu sayın seyirciler. Uluslararası Enerji Protokolü ile üretilen elektriğin karşılıklı olarak her iki ülkeye kabloyla iletilmesinin önünün açılacağını belirten Başbakan, bu adım Doğu Akdeniz'de güç dengelerini yeniden düzenleyecek kadar önemli ve tarihi bir adımdır dedi. Başbakan Üstel, Kıbdek ile Aksa arasında imzalanan anlaşmaya da işaret ederek, projenin 5 yıl içinde tamamlanmasıyla birlikte Karecik Santrali'nden alınan hizmetin sona ereceğini, Teknicik Santrali'nin ise geliştirilmiş haliyle yedek santral olarak tüm ihtiyaçlara cevap vermek için devrede kalacağını vurguladı. Başbakan Üstel açıklamasında bir yıl içerisinde fizibilite veya 5 yıl içerisinde enterkonekte sistem çalışmalarının tamamlanmaması halinde ise söz konusu sözleşmeyi Kıbdek'in tek taraflı olarak feshetme hakkının bulunduğunu da söyledi. İşte Başbakan'ın açıklamaları. Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında imzalanan Uluslararası Enerji Protokolü ve Kıbdek ile Aksa arasında imzalanan sözleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başbakan Ünal Üstel'in açıklaması şöyle: "Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türkiye Cumhuriyeti adına tarihe geçecek, ülkemizi Türkiye yüzyılının gerçek bir parçası yapacak, asrın ikinci en büyük projesi olan kabloyla Türkiye'den elektrik enerjisi getirilmesi projesinin ilk adımlarını atmış bulunuyoruz. Böylelikle 1984 yılından bugüne hemen hemen tüm işbirliği anlaşmalarına konu olan 30 yıllık bir hayali de gerçeğe dönüştürmüş oluyoruz. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz altından kabloyla elektrik enerjisi getirilmesi ve enterkonekte sisteme geçilmesi projesiyle ilgili imzalanan mutabakat zaptı sayesinde bu büyük proje artık bir hayal olmaktan çıkıyor ve gerçeğe dönüşme yolunda emin adımlarla ilerlemeye başlıyor. Attığımız imzalarla Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilen elektriğin karşılıklı olarak her iki ülkeye kabloyla iletilmesinin önü açılmıştır. Bu adım Doğu Akdeniz'de güç dengelerini yeniden düzenleyebilecek kadar önemli ve tarihi bir adımdır. İmzaladığımız anlaşmayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yıllardır bitmek bilmeyen elektrik sıkıntılarından kurtulması için gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılmasını da sağlamış durumdayız. Bu adım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişiminin ve kendi ayakları üzerinde durmasının önünü açacak, her alanda ülkemizin enerjisini, üretimini ve ekonomisini yükseltecek bir adımdır. Bu adım daha çok üreten, gittikçe gelişen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak dünyadaki yerini ve varlığını sağlamlaştıracak bir adımdır. Bu adım sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil, tüm Kıbrıs Adası'nın enerji konusunda ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve adada kalıcı barışa yönelik yapılacak tüm girişimleri güçlendirecek bir adımdır. Bu adım, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nı bir enerji hubu haline dönüştürerek, coğrafyamızda bulunan tüm ülkelerin enerjiye erişimlerinin önünü açabilecek önemli bir adımdır. Devletimizin kuruluşunun 40. ana vatan Türkiye'mizin ise 100. yılına denk düşen bu adım, coğrafya kaderdir demeyen, kendi coğrafyasında kendi kaderini belirlemeye kararlı iki devletin attığı tarihi bir adımdır. Bu adım, tüm coğrafyamız için krizler doğuran değil, fırsatları da beraberinde getiren bir adımdır. Böylesi büyük projeler için kısa sayılabilecek 4-5 yıllık bir süre içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kabloyla çift yönlü elektrik iletim projesi sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok daha güvenli, kesintisiz, kaliteli ve sürdürülebilir enerjiye kavuşmuş olacaktır. İmzalanan uluslararası anlaşmayla ülkemizin en büyük enerji zenginliği olan güneşten elde edilecek enerjinin de Türkiye'ye gönderilmesinin önünü açmış bulunuyoruz. Asrın bu ikinci büyük projesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her gün artan enerji talebi ve on yıllarca sürecek arzını da sağlamış olacağız. Bu noktada bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum. Kabloyla elektrik getirilmesi projesine paralel olarak yerel santrallerimizin geliştirilmesi ve güç artırımına yönelik her türlü adımı atmaya devam ediyoruz. Uluslararası anlaşmanın yanında Kıbdek ile Aksa arasında son derece önemli bir anlaşmaya daha imza konulmuştur.
Sözleşmeye göre kabloyla elektrik getirilmesi ve interkonekte sistem için fizibilite çalışmalarının en geç bir yıl içerisinde tamamlanması gerekiyor. Fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra 5 yıl içerisinde ise interkonekte sisteme geçiş yapılacaktır. Bir yıl içerisinde fizibilite veya 5 yıl içerisinde interkonekte sistem çalışmaları tamamlanmazsa söz konusu sözleşmeyi Kıptek'in tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunuyor. 5 yıllık sürenin sonunda kabloyla elektrik ve interkonekte sistem projesinin tamamlanmasıyla birlikte Kalecik Santrali'nden alınan hizmet de sona ermiş olacak. Teknecik Santrali'miz ise geliştirilmiş haliyle yedek santral olarak kurulu şekilde teknik ve üretimsel tüm ihtiyaçlarımıza cevap vermek için devrede kalacaktır. Yine aynı sözleşme gereği kabloyla elektrik getirilinceye kadar yıl içerisinde toplam üretimin %51'ini Kıptek gerçekleştirmeye devam edecektir. Şu anki sözleşme 2027 yılına kadar devam etmiş olsaydı özel firmaya ödenecek kira bedeli 4.25 dolar olarak ödenecekti. Ancak yeni imzalanan sözleşmeye göre kira bedeli 3.50 dolar olarak belirlenmiştir. Devletler için bazı anlar kader anlarıdır. Bu anlarda ortaya koyacağınız irade ve siyasi duruş, ülkenizin önünü açmak ya da onu geçmişe mahkum etmek kadar önemlidir. Böylesi anlarda kararlı olmak, cesaretle davranmak ülkeniz açısından yaşamsaldır. Bu noktada gerek hükümetimizin duruşu, gerekse Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi duruşu ve kararlılığı sonuç alınmasında son derece önemli rol oynamıştır. İki taraflı bu kararlı duruş olmasaydı asrın ikinci önemli projesini hayata geçirecek bu imzalar atılmış olmayacaktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti olarak bir kez daha gösterdik ki biz iki devlet, tek millet, tek yüreğiz. Söz konusu ulusal çıkarlarımızsa hiç kimsenin tehdidine boyun eğmeyiz. Bizler bu şekilde bir olduğumuz sürece davamız bir, yolumuz bir ve geleceğimiz bir olduğu müddetçe kimseler bizi karanlığa veya susuzluğa mahkum edemez, edemeyecektir. Asrın ikinci büyük projesinin halkımıza, milletimize, adamıza ve tüm coğrafyamıza hayırlar getirmesini diliyor, en içten saygılarımı sunuyorum. Evet, Başbakan açıklamaları böyleydi. Kıssa bir haberle paylaşalım sizlerle. Sayın Seyirciler, Bakanlar Kurulu Başbakan Yunan Üstel Başkanlığı'nda saat 16.20 sıralarında toplanmıştı. Toplantı halen devam ediyor. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından herhangi bir açıklama olması halinde canlı yayına ekranlarınıza getireceğiz. Bunu da belirtmiş olalım ve yine elektrikle devam edelim. Ercan'a dönelim. Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasındaki elektrik sisteminde bu sabah arıza meydana geldi Sayın Seyirciler. Yaşanan arıza nedeniyle havaalanındaki hizmetler aksadı, körükler, bagaj bantları ve X-ray gibi cihazlar çalışmadı. İniş ve kalkışlarda da rötar olmasından dolayı yolcular mağdur oldu. Şimdi yaşanan bu soruna ilişkin bilgi almak ve son durumu öğrenmek üzere Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'ye dönelim. Sayın Sofi, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim sizlere. Evet Ercan, yeni terminal binasında yaşanan elektrik kesintisinin binanın elektrik sisteminden kaynaklı olduğunu ifade etmiştiniz gün içerisinde. Peki ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin bu arızaya etkisi oldu mu? Sistem şu anda ne durumda? Bununla başlayalım dilerseniz. Ardından sohbetimize devam edeceğiz. Sabah saat 4.45 civarlarında Kıptek'in gelen yeraltı kablolarından birinde meydana gelen arıza nedeniyle fazların birinin gitmesi ve bunun neticesinde de jeneratörün devreye girmemesi sonucunda bir arıza meydana geldi ve bu arızadan sonra uçuşlar yoğun şekilde etkilendi. Tabii şirket kendi imkanları doğrultusunda elinden geldiği kadar manuel olarak bazı uçakları kaldırmışsa da sonuç itibariyle ciddi anlamda bir gecikme söz konusu oldu. Yaklaşık saat 11.30'da arızanın giderilmesiyle tüm sistemler yeniden devreye girdi. Bu süreçte yaklaşık 20 uçak, bir tanesi iptal olmak üzere rötar yedi ve yaklaşık 3.000 yolcu bu elektrik arızasına etkilendi. Sayın Sofi, peki bundan sonraki süreçte elektrik kesintilerinin yaşanması halinde jeneratör konusunda önlem alındı mı? Alındı. Zaten jeneratörler var ve çalışıyor.
yani onların bazı ayarlarında bazı sıkıntılar olmuştu. O yüzden devreye girmedi bu sabah. Daha sonra tekrar manuel olarak devreye konuldu. Yani burada hem elektrik kesintisi oldu hem elektrik arızası oldu. Biraz da talihsiz bir durum ama şunu da ifade edeyim. Yani biliyorsunuz biz Sivil Havacılık Dairesi olarak düzenleyici, regüle edici, denetleyici kurum olarak görev yapıyoruz terminalde. Evet. Hava tarafı operasyonlara bir dahil ama biliyorsunuz kara tarafında terminal işletmesi ve havalimanı işletmeciliği var ve TNT şirketi tarafından bu hizmetler yürütülüyor. Onlardan aldığım bilgiye göre gerekli tedbirler alındı ve bundan sonra bu tür uzun süreli kesintilerin olmaması için her türlü çaba harcanıyor. Evet, bu güzel bir haber. 5 gündür yeni terminal binasında uçuşlar gerçekleştiriliyor. Her şey düzenli ve güzel gitmesini diliyoruz. Kolay gelsin diyelim sizlere. Ama yani şunu da ekleyeyim. Yeni açılan bir havalimanında dünyanın neresi olursa olsun bu tür aksaklıkların bir miktar olmasını da tolere etmemiz gerekiyor. Çünkü devasa bir bina, son derece yüksek sayıda mekanik, elektrik, elektronik sistemler mevcut. 400'e yakın elektrik panosunun olduğu bir binadan bahsediyoruz. Arıza kaynaklı durumlar zaman zaman olabilecektir. İleride de yani bunlarla karşılaşmamız mümkündür. Yalnızca bu kesintilerin süresinin bu kadar uzun olmaması için işletmeci şirketin çok yoğun gayret göstermesi gerektiğine inanıyorum. Sayın Sofi, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim sizlere. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet Sayın Seyişler, Ercan Havalimanı'nda yaşanan, sabah saatlerinde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin son detayları paylaştı bizlerle Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi. Devam ediyoruz. Devam etmeden bir haber de paylaşalım. Az önce elimize ulaşan bir haber Sayın Seyişler. Bakanlar Kurulu'nun 16-20 sıralarında toplandığını ifade etmiştik bültenimizin başında. Toplantı şu an itibariyle sona erdi. Herhangi bir açıklama yapılmadı. Bunu da paylaştık. Açmış olalım. Taşpınar şehitleri törenle anıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu topraklarda özgür, bağımsız, hür ve kendi devletinin çatısı altında güvenlik içerisinde yaşanmasının hayatlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehitler sayesinde olduğunu vurguladı. Taşpınar şehitleri düzenlenen törenle anıldı. Taşpınar'da milli mücadele yıllarında ve 1974'teki barış harekatı sırasında şehit olanlar için tören düzenlendi. Taşpınar şehitliğinde yapılan törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, muharip dernekler ve bölge halkı katıldı. Tören, şehit kabirlerine çiçeklerin konulmasıyla başladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende Doğancı İlkokulu öğrencisi Ekin İkinci Bayrak isimli şiiri okudu. Beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık. Törende konuşan şehit ailesi yakını Cevdet Şenvar, 1974 barış harekatı olana kadar yaşanan süreci anlattı ve canlarını vererek vatan topraklarına sahip çıkan şehitleri minnetle andı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da 20 Temmuz 1974'ten bu yana Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetinin katıldığı törenlerde ifade ettiği gibi milli davaya olan bağlılığı sürdürürken hiçbir zaman aziz şehitleri unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdi. Çünkü bugün eğer bu topraklarda özgür, bağımsız, hür ve kendi devletinin çatısı altında güvenlik içerisinde yaşıyorsak bunu elbette hayatlarını hiç gözlerini kırpmadan feda eden ve şu anda bugün Taşpınar'da manevi huzurlarında burada bütün bu düşüncelerimizi paylaşmanın ne kadar bizler için önemli olduğunu bir kez daha buradan bütün dünyayla paylaşıyoruz.
Tatar, Kıbrıs Türk halkının hep bağımsızlığı, özgürlüğü ve kendi vatanında özgürce yaşama mücadelesinde hiçbir zaman barışa yüzünü çevirmediğini, her zaman iyi niyetini ortaya koyduğunu ve Annan planında da görüldüğü üzere Kıbrıslı Türklerin evet demesine rağmen karşı tarafın bunu elinin tersiyle ittiğini dile getirdi. 1974'ten bu yana 49 yıl geçti. Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türklerin hayatında ve tarihinde en önemli günlerden bir tanesidir. Çünkü o bir dönüm noktasıydı ve bağımsızlığa kavuştuk. Bugün hala mücadelenin devam ettiğini dile getiren Tatar, uluslararası camianın baskısı olduğunu ve özellikle son yıllarda Avrupa Birliği marifetiyle Kıbrıs'ın bir bütün olarak tekrar birleşmesinden bahsettiklerini kaydetti. Biz bu yaklaşımı reddediyoruz. Biz ana vatanımız Türkiye'nin de desteğiyle şehitlerimizin manevi huzurunda kendi devletimize çok önem veriyoruz. Bu devlet bize özgürlük, bu devlet bize bağımsızlık, bu devlet bize hürriyet ve onurlu bir yaşamı teminat olarak böyle gösterebilmiş ve şu anda ana vatanın askeri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de buradaki garantörlük hakkından dolayı vardığı ile bu ülkede 1974'ten beridir kimsenin burnu kanamamıştır. Dolayısıyla bu bizler için çok değerlidir. O bakımdan biz evet uluslararası camiayla temaslarımızı sürdürüyoruz. Dediğimiz egemen eşitliğimiz, eşit ulusal statümüz ve dolayısıyla bir anlaşma olacaksa mutlaka bu anlaşma iki devletin işbirliği olacaktır. Devletten devlet olacaktır. Onlar cumhuriyet devlet, biz de bir toplum ve onlara yama edilmek suretiyle böyle bizim bu ülkede çektiğimiz acıları, yaşadıklarımızı, şehitlerimizi, ödediğimiz bedelleri, bir takım ekonomik vaatleri unutacağımızı zannediyorlarsa çok yanılıyorlar. Dolayısıyla biz buradan bir kez daha halkımıza sesleniyoruz. Çok büyük bedeller ödedik, çok şehitler verdik, çok acılar çektik. Bütün bunların sayesinde ve sonucunda devlet kurduk, cumhuriyet kurduk. Kendi içimizde bazı sıkıntılar olabilir ama bu sıkıntıların da zaman içerisinde aşıldığını ve çok daha müreffeh, çok daha refah dolu bir gelecek bizleri ve gençliğimizi beklediğini zaten hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla birbirimize sarılmalı, kenetlenmeli ve bu aziz şehitlerimizin huzurunda bu ülkeye yanlış yapmamak için doğru yoldan şaşmamak lazım. Doğru yolda az önce Cevdet kardeşim ifade ettiği gibi kurucu Cumhurbaşkanımızın da o veciz sözleriyle bağımsızlık, özgürlük, egemenlik bunlar gerçekten yaşamsal ifadelerdir. Bunlar bizim için vazgeçilmezdir. Dolayısıyla ne diyoruz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Ne diyoruz? Ana vatanın garantörlüğü ilelebet devam edecektir. Ne diyoruz? Türk askeri bu adada caydırıcı güç olarak her zaman kalmalıdır ve kalacaktır. Tatar tüm şehitleri de rahmetle andı. Törende daha sonra şehitlik özel defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına 49. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından imzalandı. Tören din görevlisi Osman Dana'nın dua okumasıyla sona erdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'a çözümden kaçmadık, kaçmayacağız dedi. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs adasının kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için ellerini taşın altına koymaktan çekinmeyeceklerini vurguladı. Rum tarafının dayatmalarda ısrar etmek yerine sahadaki durumu kabullenmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik desteklerinin baki olduğunu, katkılarının artarak devam edeceğini vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Bu konudaki samimiyetimizi Annan Planı dahil şimdiye kadarki tüm süreçlerde gösterdik, gerekirse yine gösteririz dedi. Adanın gerçekleri temelinde hiçbir zaman çözümden kaçmadıklarını ve kaçmayacaklarını vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu. Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Bu konudaki samimiyetimizi Annan Planı dahil şimdiye kadarki tüm süreçlerde gösterdik. Gerekirse yine gösteririz. Ancak bunun için karşımızdakilerin de
dayatmalarda ısrar etmek yerine sahadaki durumu kabullenmesi gerektiği açıktır. Barış Harekatı'nın 49. yılında bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'ne yönelik desteğimizin baki olduğunu, tarımdan enerjiye, sudan elektriğe, ulaşımdan sağlığa, her alanda katkılarımızın artarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyareti de değerlendirdi. Kıbrıs Türklerinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı coşkusunu paylaştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Harekatı'nın 49. yılını Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının ve pistinin açılışıyla idrak ettiklerini anlattı. Erdoğan, 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşan Ercan Havalimanı'nın bir kez daha Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi. Hiçbir zaman... Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla görüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirmeye vakfınca 16.sı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda ikili görüşmeler de gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, fuar için Türkiye'de bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla görüştü. Sağlıkla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı evde bakım projesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, yaşlılar ve bakıma muhtaç kişilerin sağlık hizmetlerini en iyi seviyeye çıkartmak için çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü bireylere ve tıbbi bakıma ihtiyacı olan hastalara evde bakım projesi kapsamında sağlık hizmeti verildiğini belirtti. Bakanlık açıklamasında temel sağlık hizmetleri dairesine bağlı sağlık merkezlerinde veya daireyi arayan kişilere ihtiyaçları doğrultusunda sağlık ekipleri tarafından evlere ziyaret düzenlenerek belirlenen aralıklarla sağlık hizmeti götürüldüğü kaydedildi. Bazı belediyelerle yapılan protokollerle evde bakım hizmetinin yaygınlaştırılarak güçlendirildiği ifade edilen açıklamada, hastanede yatılı olarak tıbbi bakım ve tedaviye ihtiyacı olan hastalarınsa yataklı tedavi kurumları dairesine bağlı Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ne kabul edildikleri belirtildi. Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumluluğundaki huzur evleri ve bakım evlerinde sağlık hizmetine ihtiyaç duyulması durumunda buralara da hizmet götürülmektedir. Acil sağlık ihtiyacı olması durumunda 112 acil ambulanslarla hastalar hastanelere taşınmaktadır. Covid-19 pandemisinde koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında Covid-19 aşıları ada genelinde yaşlı kesime öncelik verilmiş olup huzur evleri ve bakım evlerindeki yaşlılarımızın aşıları yapılmıştır ifadelerine yer verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na devredilen Kalkanlı Yaşam Evi'ne de ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmeti desteği verilmeye devam edildiği kaydedilen açıklamada, Lapta Huzur Evi'ne de doktorlu ziyaretler gerçekleştirilerek sağlık hizmeti desteği verilmektedir denildi. Açıklamada, hastanelere yatış esnasında bakıma muhtaç kişilere eğitimli hasta bakım elemanlarının hizmet verebilmesi için yakın zamanda mecliste kabul görmesi beklenen yataklı tedavi kurumları dairesi yasasında bu hizmeti verebilecek kadroların planlandığı ifade edildi. Açıklamada, bakanlığın yaşlılara verilen sağlık hizmetlerini gelişmiş ülkelerdeki seviyelere çıkartmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla birlikte işbirliği yaparak üzerine düşeni yapmaya her zaman hazır olduğu vurgulandı. Yine sağlıkla devam ediyoruz. Hemen Sağlık Hizmetleri Dairesi, belediyelerle çalışan hemşireler için anne sütüyle beslenmede danışmanlık eğitim kursu düzenledi. Eğitime katılan hemşirelere sertifikaları Sağlık Bakanı İhsan Birçok Altuğra tarafından verildi. Altuğra, belediyelerle imzalayacakları protokollerle çalışma yelpazelerini genişletme hedefinde olduklarını vurguladı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından
24-25 Temmuz'da Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde emzirme danışmanlığı konusunda eğitim düzenlendi. Hemşirelere eğitimleri emzirme danışmanı Emine Özlüses tarafından verildi. Eğitime katılan 10 belediyeden 13 hemşireye belgeleri Sağlık Bakanı İzlem Gürça Altuğra tarafından verildi. Altuğra yaptığı konuşmada Sağlık Bakanlığı olarak yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde güçlerini birleştirerek çalışmayı kendilerine ilke edindiklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı ve ilgili belediye arasında protokoller imzaladık. Bu çalışma yelpazesini diğer belediyelerle de imzalayacağımız protokollerle genişletme hedefinde ilerliyoruz. Hemşirelerin emzirme eğitimini tamamladığını belirten Altuğra, Sağlık Bakanlığı olarak evde hizmeti desteklediklerini de belirtti. Yerinde sağlık hizmetini daha güçlü verebilmek adına biz hizmetlerimize devam ediyoruz. Sadece emzirme alanında verdiğimiz hizmetler değil, ihtiyaç duyan ailelere, hekimimizle, hemşiremizle, temel sağlık hizmetleri dairesine bağlı hekim ve hemşiremizle, mobil sağlık aracımızla eve gönderdiğimiz sağlık emekçilerimizle birlikte evde hizmeti de destekliyoruz ve bu hizmetimiz canlı olarak her geçen gün daha da güçlenerek devam etmektedir. Altuğra özellikle 65 yaş üstü yaşlılara kendi evlerinde alacakları sağlık hizmetini desteklemek adına protokoller imzaladıklarını da belirtti. Merkez Bankası yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi. Yarın itibariyle uygulamaya girecek yeni oranlar uyarınca Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı %13,75'ten %20,25'e yükseltildi Sayın Seyirciler. Yabancı parada mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı da artırıldı. Buna göre Amerika doları %1'den %1,50'ye, Euro %0,50'den %1'e ve İngiliz sterlini %0,60'dan %1,25'e çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Merkez Bankası Yönetim Kurulu toplandı. Toplantıda Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası'yla yabancı para mevduat ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranlarıyla Türk Lirası reskont, iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi. Kararlar şöyle açıklandı. Vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık %13,75'ten %20,25'e, yabancı paradaysa Amerikan doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık %1,0'dan %1,50'ye, Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık %0,50'den %1,0'a ve İngiliz sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık %0,60'dan %1,25'e yükseltilmiştir. Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık %6,0'da sabit bırakılmış olup, yabancı paradaysa Amerikan doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık %0,50'den %0,75'e, Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık %0,25'den %0,50'ye ve İngiliz sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık %0,30'dan %0,65'e yükseltilmiştir. Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %20,0'dan %35,0'a, sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık %17,25'den %30,0'a, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık %16,25'den %28,0'a ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı %16,50'den %29,0'a yükseltilmiştir. Söz konusu yeni oranlar yarından itibaren yürürlüğe girecek.
Cumhurbaşkanlığı yayını olarak çıkan Kıbrıs Avrupa'nın Aile Kavgası kitabı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a takdim edildi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kayhan Karaca ve Profesör Doktor Mehmet Çağlar tarafından derlenen kitabın Kıbrıs Türklerin Avrupa Konseyi'ndeki temsili ve Kıbrıs'ın siyasi tarihine dair önemli bir kaynak olduğunu kaydetti. Avrupa Konseyi'ndeki Kıbrıs tartışmalarını belgelerle kitaplaştıran Kayhan Karaca ve Profesör Doktor Mehmet Çağlar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Karaca ve Çağlar, Cumhurbaşkanlığı yayını olarak çıkan Kıbrıs Avrupa'nın Aile Kavgası isimli kitaplarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a takdim etti. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Karaca ve Çağlar'a kitabın hazırlanmasında ortaya koyduğu çaba ve yaptıkları araştırmalar nedeniyle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, arşiv taraması sonucunda hazırlanan belgelere dayalı kitabın Kıbrıslı Türklerin Avrupa Konseyi'ndeki temsili ve Kıbrıs'ın siyasi tarihine dair önemli bir kaynak olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, tarihçilere, akademik çalışmalara ve araştırmalara önemli bir kaynak olacak Kıbrıs Avrupa'nın Aile Kavgası kitabını hazırlayan Kayhan Karaca ve Profesör Doktor Mehmet Çağlar'ı tebrik ederek başarılar diledi. Sayın Seyirciler, Ulusal Birlik Partisi eski milletvekili Ergün Serdaroğlu'nun Alsancak'taki evinde yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana geldi. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre sabah saat 8.30 sıralarında Alsancak'ta Ahmet Hüseyin Şükrü Efendi sokak üzerinde bulunan Ulusal Birlik Partisi eski milletvekili Ergün Serdaroğlu'na ait tadilat halinde bulunan ikametgahta çalışmakta olan bir işçinin binanın mevcut boyalarını gerekli tedbir ve önlemi almadan kullanımındaki pürmüz yardımı ile sökme işlemi yaptığı sırada ikametgahın çatısının tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Yangın polis itfaiye ekipleriyle Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'ne ait su tankeri ve iş aracıyla müdahale edilerek söndürüldü. Çıkan yangın sonucu evin çatı kısmı ve kiremitleriyle su deposuna ait güneş paneli, 3 adet klima iç ünitesi, 4 adet ahşap pencere ve 3 adet duvar dolabı yanarak zarar gördü. Bahse konu şahıs hakkındaki yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir. Mehmet Öküz'ün festivali 4 Ağustos'a başlıyor. 13 Ağustos'a kadar devam edecek festival. Sportif, kültürel ve renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Mehmetçik Büyükonuk Belediye Başkanı Fatma Çimentoğlu düzenlediği basın toplantısında festival programına ilişkin bilgi verdi. Tüm halkı Üzüm Festivali'ne davet etti. 61. Mehmetçik Üzüm Festivali 4-13 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimentoğlu, Belediyeler Birliği'nde basın toplantısı düzenledi, festival programına ilişkin bilgi verdi. Toplumların kendi kimliklerini yaşatabilmesi adına, örf, adet, gelenek ve kültürel zenginliklerine sahip çıkmaları ve gelecek nesillere aktarmaları gerektiğine işaret eden Tuğlu, festivallerin de bu bağlamda son derece önemli olduğunu vurguladı. Bölgemizin en niş ürünü üzümün ve üzümden elde edilen lezzetlerin adını ve ruhunu taşıyan festivalimiz, halkımızın sanatsal ve kültürel etkinlik ihtiyaçlarına cevap verirken, diğer yandan ürünlerimizin ve kültürümüzün tanıtımında önemli katkılar sağlamaktadır. Tuğlu, etkinliklerin önemli bir bölümünün festival alanında yer alacağını açıklayarak, Bafra Belediye Plajı'nın da festival kapsamında önemli sportif ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirtti. Son derece ciddi ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu noktada kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak, halkımıza karşı bizim en asli sorumluluğumuzdur. Bu anlayışla oluşturduğumuz konser programımızla, Türkiye'den Ferhat Göçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde müzikte birer marka hale dönüşmüş Ahmet Even, Grup SOS, Grup Frekans, Grup Rota, İpek Amber, Grup Otantik gibi önemli isimler festivalimizde yer alacaktır. Festival, Çiğtaslov üyesi olan belediyenin dünyaya kapılarını açması adına önemli bir katalizör görevi gördüğünü ifade eden Tuğlu, bu ancak sizlerin bizlere yürekten yapabileceği katkılarla mümkün olabilir. Gelin hep birlikte tüm dünyaya Mehmetçik'ten bir ses verelim dedi.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası okulların yeni öğretim yılı öncesi eksikliklerini tespit etmek, kapasitelerini belirlemek ve ihtiyaç analizi yapmak üzere İlköğretim Dairesi'ne bağlı 72 okulda araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonucunda hazırlanan rapor düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyunun bilgisine sunuldu. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası 2022-2023 eğitim yılı değerlendirmesi ve ihtiyaç analizi başlıklı basın toplantısı düzenledi. Toplantının açılışında konuşan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Mustafa Baybora, 20 yılı aşkın bir süredir Kıbrıs Türk toplumunun kimliğinin, kültürünün ve yaşam tarzının eğitim aracılığıyla dönüştürülmeye çalışıldığını savundu, sendika olarak buna karşı mücadele etmeye çalıştıklarını belirtti. Sorunları bildiklerini ve çözüm önerileri ortaya koyduklarını anlatan Baybora, Eğitim Bakanlığı'nın hazırlanan raporlara duyarlılık göstermediğini savundu, Eğitim Bakanı'nın öğretmeni ve örgütlerini itibarsızlaştırmaya çalıştığını iddia etti. Toplantı, Eğitim Komitesi'nin hazırladığı raporun sunumuyla devam etti. İlköğretim Dairesi'ne bağlı 72 okulda gerçekleştirilen araştırma ışığında ortaya konulan verilerin yer aldığı rapora göre, kamu ilköğretim okullarında eğitim alan öğrencilerin %40'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı değil, %8'i ise ana dili Türkçe olmayan yabancı öğrenci. Raporda yabancı öğrenciler ve diğer farklı ihtiyaçlara sahip öğrencilerle ilgili herhangi bir adım atılmadıysa geçtiğimiz akademik yılda okullarda karşılaşılan en önemli sorunlar arasında yer alıyor. Okullardaki fiziksel altyapı sorunları, bina güvenliği, tam gün eğitim gibi konulara da yer verilerek çözüm önerileri ortaya konulan raporda 2023-2024 akademik yılında okulların en önemli ve ivedi ihtiyaçlarına da değinildi. Altyapı, malzeme, personel ve eğitim-öğretim programlarıyla ilgili eksikliklere değinilen raporda, yabancı öğrencilerle farklı ihtiyaçları olan öğrenciler için yapılması gerekenlere yer verildi. Raporun okunmasının ardından konuşma yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, ülkede laiklik kavramının saldırı altında olduğunu savundu. Yasa gereği din eğitiminin Eğitim Bakanlığı'nın gözetim ve denetimi altında yapılması gerektiğini kaydeden Maviş, ancak sadece izin almakla denetim ve gözetim hakkının yerine getirildiğini kabul etmek mümkün değildir dedi. Maviş, son 90 yıldır ülkede karma eğitim yapıldığını belirterek bundan rahatsızlık duyduğunu ifade edenlere tahammül göstermeyeceklerini vurguladı. Tam gün eğitim konusuna da değinen Maviş, bilimsel çalışmalarla donatılmış bir tam gün projesine destek vereceğiz dedi. Okulların depreme dayanıklılığı konusuna da değinen Maviş, okulların %90'ının laboratuvar sonuçlarının tamamlandığı bilgisini paylaştı. Okulların depreme karşı güçlendirilmesi için çalışma yapılsa bile bunun Eylül ayına yetişmeyeceğini söyledi. Kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri kontrol edilmeye devam ediliyor. Polis tarafından yapılan son denetimlerde 07-08 saatleri arasında kamyonların trafikte seyir halinde bulunmalarının yasak olmasına rağmen trafikte seyrettikleri tespit edilen 6 kamyon sürücüsü rapor edildi. Araçların tümü trafikten men edildi. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre Lefkoşa'da polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri kontrol edildi. Açıklamada, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar olan sürede, yani 7-8 saatleri arasında 5000 kilogram ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyir halinde bulunmalarının yasak olmasına rağmen trafikte seyrettikleri tespit edilen toplam 6 kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış ve kamyon araçlarının tümü trafikten men edilmiştir denildi. Karayolları Dairesi Ötüken Kuzucuk, sınır üstü ve Boğaziçi Kuzucuk ana yollarında bugünden itibaren 5 Ağustos tarihine kadar yol yapım çalışmalarının yürütüleceğini kaydetti Sayın Seyirciler. Uyarıya bakalım. Karayolları Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamada güzergahlarda çalışma yapılacağı zaman zarfında trafik akışının servis yollarından sağlanacağı belirtildi. Sürücülerin yürütülen çalışmalar nedeniyle can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Güzel bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Bir sonraki buluşmamız saat 23'te gün sonuyla olacak. Hoşçakalın. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu'nun milli sporcusu Alara Gaffari, Slovenya'da devam eden 2023 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası'nda elde ettiği 10 top Avrupa üçüncülüğünün ardından da 8 top disiplininde Avrupa şampiyonu oldu. Geride bıraktığımız yıl Avrupa Şampiyonası'ndan bir ikincilik ve iki de üçüncülükle dönen Alara Gaffari, bu yıl için Avrupa Şampiyonluğu sözü vermişti. Bu yıl katıldığı ilk disiplinde üçüncülük ve ikinci disiplinde Avrupa Şampiyonluğu elde ederek sözünü tutmuş olan Alara Gaffari, üçüncü disiplin 9 top final grubu maçlarında da yeni bir Avrupa Şampiyonluğu için mücadele etmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü'nde 7. Olağan Genel Kurul yapıldı. Mali rapor ve faaliyet raporu yönetim tarafından oy birliğiyle aklandıktan sonra gerçekleşen yeni dönem yönetim kurulu seçiminde Zeki Topçu'nun listesi bir dönem daha onay aldı. Kurul sonrasında kısa bir konuşma yapan Topçu, "Öncelikle bana olan güveniniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Motor sporları için çalışmaya devam ediyoruz. Yapacaklarımız henüz bitmedi. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Hedefimiz kulübü daha ileriye taşımaktır." ifadelerini kullandı. Süper Lig takımlarından Yonpaş Dumlu Pınar ve Merit Alsancak Yeşilova yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yonpaş Dumlu Pınar ilk saha çalışmasını teknik direktör Evren Bahtıkara gözetiminde gerçekleştirdi. Şampiyon Melekler takımıyla Dumlu Pınar'ın merhum başkan ve sporcuların kabirlerini ziyaret eden Başkan Mehmet Evran ve yönetim kurulu ilk saha çalışmasını izledi. Merit Alsancak Yeşilova takımı da gerçekleştirdiği ilk saha çalışmasıyla yeni sezona merhaba dedi. Mehmet Merteroğlu yönetiminde çalışan Merit Alsancak Yeşilova da başkan ve yönetim kurulu üyeleri de sezon açılışında hazır bulundu. Osman Çetintaş Büyükler Plaj Voleybol Ligi'nde finalistler belirlendi. Beach Voley Arena'da oynanan çeyrek ve yarı final maçlarının ardından kadınlarda Nehir Şerife Naz, Lema Zalihe çifti finale çıktı. Erkeklerde ise final mücadelesi Kemal Ali Osman, Umut Rufaro çifti arasında geçecek. Osman Çetintaş Büyükler Ligi'nin finalleri yarın oynanacak. Saat 20'de başlayacak müsabakalar BRT 1'den canlı ekranda olacak. Her şeyden önce şunu söylemek lazım. Biz istenmediğimiz yaşanan bir 6 Şubat depreminin ardından kaybettiğimiz canlarımızın yaşatılması hususunda biliyorsunuz o tarihlerde yapmış olduğumuz gerek televizyon yayınları gerek verdiğimiz beyanatlarda özellikle devam eden Büyükler Ligi'nin Osman Çetintaş anısına altyapıda U12, U13 kategorileri ve U18 kategorilerinin Şampiyon Melekler Altyapı Ligleri adı altında oynanmasına, yine bunların tamamlanmasının ardından yaz ayında düzenlenecek olan Plaj Voleybolu Günü'nün 2023 Şampiyon Melekler adı altında 6 kategoride düzenlenmesine, bu ki 6 kategoride biliyorsunuz Büyükler kategorisi Osman Çetintaş adına düzenlenmiş, Yıldızlar kategorisi kaybetmiş olduğumuz öğretmenlerimiz anısına, U12-13 kategorileri de velilerimiz anısına düzenlenmiştir. Tabii bu organizasyonların tamamlanmasının ardından da yine o zamanlar söylemiş olduğumuz arenaya kalıcı bir şampiyon meleklerimizin anılarını yaşatacak, onları her zaman hatırlatacak bir kürsü yapacağımızı söylemiştik. Allah'a şükürler olsun, Allah'ın izniyle bugün de onu tamamlamış durumdayız. Görüyorsunuz 6 gecedir, 3 haftadır devam eden 91 takımın katılımıyla şu ana kadar 152 müsabaka oynandı. Çarşamba akşamı da 6 kategorinin final ve üçüncülük müsabakaları oynanacak. Ve bu görmüş olduğunuz kürsüde de kürsüye çıkmaya hak kazananlar da bu kürsüde ödüllerini alacaktır sevgili ortak. Tabii ki hem uzun ve hem yorucu bir süreç hem de tabii ki 2023 sezonu biraz buruk sezon olarak bizler için geçmektedir. Ama dediğim gibi bu çocukların da spor yapması için bir takım organizasyonlar, etkinlikler de yapmak zorundayız. Hepsini bir bütün çerçeve içerisinde görmüş olduğunuz gibi burada bu nezih ortamda sporcularımızın güzel şartlarda spor yapması için mücadele veriyoruz sevgili.
Handbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıkladı. Ayhan konuyla ilgili açıklamasında 11-12 Ağustos tarihlerindeki Famagusta Cup Handbol Şampiyonası'nın ardından başkanlığa veda edeceğim. 5 yıl sürdürdüğüm başkanlık görevim süresince şahsım ve yönetim kuruluna destek olan ya da olmayan handbol camiasına sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunarım ifadelerini kullandı. Badminton Federasyonu Air Badminton Yıldızlar ve Gençler Badminton Şampiyonası düzenliyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan turnuva, 3. Tarsan Cup adıyla 31 Temmuz'da federasyona ait Air Badminton kortlarında yapılacak. Bu arada şampiyona için kayıtların federasyonun sosyal medya hesaplarından yapılması gerektiği duyuruldu. Turnuvaya son başvuru tarihi ise 28 Temmuz olarak açıklandı. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali EYOF'ta tenis dalında mücadele eden ülke yıldız raketlerinden Aren Baybars, Türkiye milli takımdaki partneriyle çiftlerde İrlanda ikilisini 2-1 yendi. Aren Slovenya'da 29 Temmuz'a dek sürecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde teklerdeki ilk maçında Litvanyalı rakibi Ignius Remeikis karşısından da 2-1'lik üstünlükle ayrılmıştı. Güreş Severler Derneği yönetimi Ali Çerkez Teşvik Ödülü'nün ikincisini Ömer Çavuşoğlu'na veriyor. Ödül töreni yarın, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde yapılacak. Aynı zamanda antrenörlük yapan Ömer Çavuşoğlu, geçtiğimiz yıl kuruluşuna öncülük ettiği Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü'nde de dereceler elde etmişti. Basketbol U17 Erkekler Ligi Kırmızı Grup'ta Yakın Doğu Üniversitesi klasmanı yenilgisiz lider bitirdi. Yakın Doğu Üniversitesi 10. hafta açılış maçında Girne Amerikan Üniversitesi'ni 91-44'lük skorla mağlup etti ve klasmanı ilk sırada bitirdi. Girne Amerikan Üniversitesi ise 5. sırada kaldı. Beyaz Grup 8. hafta maçında da Sezar Larnaka Gençler Birliği Alsancak Belediyesi'ni 57-42 yenerek klasmanı 2. sırada tamamladı ve yarı finale yükseldi. Türk Bankası para hattını sunar. Para hattını sundu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Evet, cuma gününe kadar hava sıcaklıkları 40-42 aralığında seyredecek. Ve cumartesinden itibaren ve önümüzdeki hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Fakat bu aşırı sıcaklıklar var ya, 40-42-43 derecelerden en az 3-4 derece altında serinecek. Nispeten sıcak hava geliyor cumartesi gününden itibaren. Evet, burada bir de mevsimsel tahmin yapalım. Ne diyelim? Ağustos ayının sıcaklıkları mevsim normalleri civarında geçecek. Fakat Eylül ve Ekim aylarındaki sıcaklıklar ise mevsim normallerinin
1-2 derece üzerinde seyredecek. Yine bu mevsimsel tahminleri takip ediyoruz. Ne demiştik? Ağustos mevsim normalleri civarında bir sıcaklık, Eylül, Ekim ise mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde olacak diye görüyorum şimdiki mevsimsel tahminlerde. Ve ne diyoruz? Yine sıcak karakterli alçak basın sisteminin etkisinde kalacak Kıbrıs Adası. Gecemiz de sıcak geçecek ve en düşük hava sıcaklıkları Girne ve Lefkoşa'da 28, Güzelyurt'ta 22, Lefke'de boğucu bir gece olacak. 31 derece. Alev Kayası, İskele, Gazimağusa'da ve Larnaka'da 27 derece. Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 28, Limasol'da 26, Baf'ta 27 ve Trodos'ta 22 derece olacak. Ve yarın güzelim Kıbrıs'ta hava. Tabii ki açık geçecek, güneşli geçecek ve en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 42, Güzelyurt'ta 43, Girne'de 39, Alev Kayası'nda 38, Yeni Erenköy'de 40, Mehmetçik'te 40, İskele'de 41, Gazimağusa'da 37, Larnaka'da 39, Limasol'da 38, Baf'ta 37 ve Trodos'ta 33 derece. Bu haftanın en sıcak günü yarın efendim. Yarın. Aman dikkatli olalım. Ve orman yangını olasılığımız kritik. Ultraviyole radyasyonumuz da aşırı diyelim. Tabii ki denizlerimizde bugünkü deniz suyu sıcaklığı 29-30 derece aralığında ölçülmüştür. Ve kuzey sahilde rüzgar canlı efendim, canlı. Kuzey sahilde kuzey ve batıdan 4-5, batı sahillerimizde kuzey ve batıdan 3-5, güney ve doğu sahillerimizde ise güney ve batı yönlerinden 3 ile 5 kuvvetinde. Evet, kuzey sahilde orta yer yer kabadalgalı bir deniz, 2 metre civarında bir dalga boyu. Diğer sahillerimizde ise orta dalgalı 1-2 metrelik bir dalga boyu oluşacak diye düşünüyorum efendim. Bu veyahut açık güneşli bir gökyüzünü göreceğiz. Cuma'ya kadar sıcaklıkların 40-42 derecelerde seyredeceğini, cumartesinden ve önümüzdeki hafta sıcaklıkların bir nebze düşeceğini söylemek mümkün efendim. Diğer yayınlarda görüşüyoruz efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Her zaman önce olduk, ilk olduk ve yine bir ilke imza attık. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Kuzey Kıbrıs'ın hafızası niteliğinde ilk ve tek yayıncılık tarihi müzesini hayata geçirdi. 18 Mayıs 2021'de uzun ve meşakkatli bir çalışmanın ardından Kuzey Kıbrıs'ın hafızası niteliğinde ilk ve tek yayıncılık tarihi müzesi hayata geçirdi.